Sade Sultan geldi. Evlenme yaşı çoktan geçmiş, Kerime Sultan da geldi. Ay, iki arada bir derede şu lafları sokuşturmasan olmaz değil mi? Aa, sokuşturmasam unutup geleceksin anne. Sus bakayım, edepsiz. Patanazcığım, senin müstakbel damat adayı Masar hala uyuyor galiba. Hadi gel, uyandıralım. Ay, keşke bir su böreği yapsaydık da onun kokusuyla uyandırsaydık. Onu daha sonra yaparız kızım. Bakalım minik kuşum bizi karşısında görünce ne yapacak? Gel, gel, gel. Minik kuşum, burada mısın horul? Bu ne hal? Ay, inanmıyorum, olamaz. Abimle Müfik. Ben sevdim abim aldı. Demek alçak Müfit abimi onun için açılamıyormuş. Allah'ım, Allah'ım, bunu da mı görecektim? Allah cezanı versin, değil mi? Sayende ta Osmanlı hanedanına dayanan soyumuz çatır çatır çatırladı vallahi. Ay Rezalet, korkunç. Ne oluyor be? Sabah sabah ne bağırıp duruyorsunuz odamda? Evet ya, ne oluyor? Bir de utanmadan soruyorsun Müfit. Utanmaz Müfit, alçak Müfit, eşek Müfit! Yo, büyük bir döner vermiş bile olsanız artık bu adamla evlenemem ben. Asla evlenemem. Patanaz, yazıklar olsun size. İkinizden de böyle bir şey beklemezdim. Asaletimize gölge düşürdün. Yeter be, yeter. Tamam, her şeyi açıklayacağım size. Müfit'le biz yapışık ikiz olduk. İnanmıyorsanız alın, bakın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın birsin birsin dursun. 70.000 ayetel kürsü. Masar kuluna, Müfit kulunun üzerinde dursun. Sen de söyle, Allah'ın birsin birsin. Sen ne yaptın peki? Ben de ikisini şak diye birbirine yapıştırdım gözüm abla. Çok iyi yapmışsın. Biraz burunları sürsün, ondan sonra ayıracağım. Dur bakayım, aklıma bir şey geldi. Masar'la mı ilgili? Hayır canım, benim sorunumu Saadettin de biliyorsun. Onu bu sefer buraya getirmek için bir şey yapacağım. Nasıl peki? Saadettin'imi ölmek üzere olan birine yapışık ikiz yapacağım. O da ölüp bu tarafa gelecek. Nasıl fikir ama? Peki minik kuşum, bu hale nasıl geldiniz? Canım, büyü yapıldı bize. Büyü mü? Evet. Ne büyüsü bu abi? Bir zamanlar bir kadın vardı, büyücüydü galiba. Ha. Ruslardan ayrılıp onunla evlenmemi istiyordu. Ben kabul etmeyince bir gün bunun intikamını alacağını söyleyip çekip gitmişti. Herhalde o intikam diye kastettiği şey bu büyü olmalı. Vay alçak kadın ya. Ah be oğlum, sen de Ruslardan boşanıp evleniverseydin bu hale gelmezdin işte. Hı. Şuna bak, oğlu yapışık ikiz olmuş, hala benimle uğraşıyor cadı. Tüh tüh tüh. Bu halinle de kimse evlenmez ki şimdi seninle. Ya. Şimdi senin işe bak yani. Ay, kadının haline bak. Oğlum biriyle yapıştı, nasıl ayırırım diye düşünecek, neler düşünüyor? Güzel, çabuk şu aptalca oyunu bitir ve bizi eski halimize döndür hadi. Nesi varmış halinizin? Dünyanın ilk yapışık kankası oldunuz işte. Fena mı? Ya deli etme, insan da çabuk ayır bizi diyorum. Ayır, 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 ayır. Ha? Ayır, ayır, yani ayır. Ay, üf, takma kafana. Üf. Geliyorum. Ay, geldim. Ben geldim. Aa, çok iyi yaptım. Bir sene yaptım. Geldim, geldim, geldim. Ailenizin Reyhan'ı geldi. Ailemizde bir Reyhan eksikti. İşte o da geldi. Masar Bey, bu haliniz ne? Sizden bir tane alana bir tane de Müfit Bey mi veriyorlar? Anlatsam anlamayacaksın. Anlamayacağını bildiğim bir şeyi anlatmak yerine anlatmamayı tercih ederim. Bilmem, anlatabilemedim mi Reyhan? Hay Allah'ım, hay Allah'ım, işledi. Nasılsın güzel kızım benim? İyiyim Gazanfer amca. Herkese merhabalar. Oo, nasılsınız Menkıbe Hanımcığım? Doğrusunu söylemek gerekirse pek de iyi değiliz Gazanfer Bey. Hayrola, niye, ne oldu? Merhaba Masar Bey oğlum. Aha, Müfit de buradaymış. Yahu siz daima yapışık ikizler gibi beraber geziyorsunuz be. Ay, gibisi fazla Gazanfer amca. Aa, ne olmuş bunlara böyle ya? Ya, gördünüz mü başımıza gelenleri Gazanfer Beyciğim? Siz hiç merak etmeyin Menkıbe Hanımcığım. Ben bu işi halledecek birini tanıyorum. Aa, ay sahi mi? Evet, tanıdığım bir operatör var. Türkiye'de bu işi ilk defa yapmış ve çok başarılı olmuş. Çok da ucuz. Ayrıca da böyle 300-400 olanlara grup indirimi bile yapıyormuş. Ya? Aman be baba, karışmasan olmaz sanki. Hay Allah, yine yağmurlar kesiliyor. Ay, ne olur şu işi hallediverin Gazanfer Beyciğim. Minik kuşum bu haliyle kimseyle evlenemez. Ay, ben Masar Bey'le evlenebilirim. Hatta 7'siz, 8'siz, 9'siz bile olsa hiç fark etmez. Ben şimdi sana 5 kardeşi yapıştırırsam görürsün gününü. Tüh.
Tövbe tövbe tövbe. Hadi Gazanferbiyeciğim ne olur. Bir an önce gidelim biz şuraya. Buyurun buyurun rica ederim. Hadi çocuklar kalk. Buyurun efendim. Şöyle bir hadi. Geçin. Yürüyün yürüyün. Hadi yürüyün. Yürüyün zaten sinirleriniz de bende. Gördünüz değil mi? Yakup Neşter Gül evini ameliyathane gibi döşemiş. Adam şimdi seviyor canım. Hem sonra hem ucuz hem de kaliteli. Ne diye daha fazla verelim ki? Hı? Gazanfer amca, hı, acımayacak değil mi? Bu acımaz herhalde. Ne bileyim. Ben doğrusunu söylemek gerekirse daha önce ben böyle bir ameliyat olmamıştım. Acımaz inşallah canım. Ay, hayırlısıyla şu iş bir olup bitse. Ay evet, ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Mazhar Bey, Müfit Bey sizin yanınıza hiç yakışmıyor. Bence boynunuza daha uygun bir yapışık bulun. Ay nerede kaldı bu doktor? Doktor Bey! Aptalı tarı doktor. Hazırsak başlayalım. Benim bu doktoru hiç gözüm tutmadı kanka. Acıtacak galiba bu. Şimdi bakalım. Oha, biz de modern aletlerle olacağız zannediyorduk ya. Acıtacak galiba. Korkma canım. Bu bıçaklar sizin şimdi. Birazdan kupon keseceğim ben. Adam vardı. Yüzüncü müşterim. Yani hastam gelince kurban kesecek. Ama sizin hastanız iki kişi değil mi? Bu durumda yüzüncü ve yüz birinci hastalarınız olmuyor mu? Veya 99. veya yüzüncü de olabilir. Ama tek başına yüzüncü olmuyor değil mi? Reyhan! Susam sen! Neyse. O işe sonra bakarız artık. Ayrılacak olan ikizler hanginiz? Evet! Ayrılacak olan ikizler hanginiz? İşte bunlar doktor bey. Evet. Benim adım Yakup Neşter. Benden Neşter şaşmaz. Sizi şöyle alayım. Bize engel olma lütfen. Yok canım, ben sadece şurada seyredeceğim sizi. Ayrılmak o kadar da kolay değil mi Sar Bey? Ruslan yeter ama artık, bırak şu oyunu, bırak, bırak kızı. İyi ki jeneratör almışım. İşi şansa bırakma. Ya dedim ben size, adam modern bir tesis kurmuş canım. Vallahi Mersin'de bile böylesi yok. Yüz bende! Görürsün sen, abim! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma.